Var mıydı onun üstü bir şikayeti? Dişlerden. Bir tane dişi yeni düştü. Şurada azılardan biri. Alttan geliyor sanırım ama onu tam anlayamadım. Gülşen'in süt dişlerinde daimi dişleri yer değiştirmeye başlamış. Özellikle atlarda ön bölgede, alt ve üstte. En arkadan daimi azı dişleri de gelmeye başlamış. Bu dişi bir süre daha ağızda kalacak. O yüzden özellikle şu dişinin dolgusunun bir değerlendirilmesinde fayda var. Yani buraya bir şeyler sıkışıyor sürekli. Evet, sıkışan yer buraya sıkışması çok doğal. Bir kontrolünü yapalım. Belki çekim olur. Daimi azı dişlerine fissür örtücü yapılabilir burada. Bu dolguları için de siz bir randevu oluşturursunuz. 3 ay sonra tekrar bir kontrol yapalım. Tamam. Fırça istersin. Kırmızı. Bu sana hediyemiz. 3 ay sonra yine bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz Yağmur Hanım. Şöyle oturtalım sizi. Buyurun. Yağmur kaç yaşındaydı? Daimi dişleri gelmeye başlamış. Aynı şekilde en arkadan da şu 6 numaralı dişler, bunlar da daimi dişleri. Tamam. Süt dişi değil yani. Onun dışında yapılmış daha öncesinde birkaç dolgusu var. Çok güzel, çok başarılı dolgular. Hani şu anda da hala devamlılığını koruyor. Ağız diş sağlığı merkezine bir örten çektirip altta dişin olup olmadığına bir bakabiliriz. Bulamayı nasıl buldunuz? Aile diş hekimi. Çok güzel. Başladım. Kesinlikle daha önce olması gerektiğini düşünüyorum. Yani maalesef bizler belki birçok şeye dikkat ediyoruz ama ağız diş sağlığına gereken önem vermiyorduk. En azından çocuklarımız bu bilinçle bir an evvel yetişsinler diye düşünüyorum. Ve çok güzel bir uygulama olacağını düşünüyorum. Her şeyin çok güzel, daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Yine ses kontrolleri aynı şey. Geleceğiz değil mi Yağmurcuğum? Evet, geleceğiz. Yine bekliyoruz. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşçakalın. Bakanlığımız 2023 yılı içerisinde bu uygulamanın tüm illere yaygınlaştırılmasını planlıyor. Aile diş hekimliği uygulaması 2-12 yaş arası çocuklarımızın düzenli diş hekimi kontrolünde koruyucu ağız diş sağlığı uygulamalarını sağlandığı bir sağlık hizmeti. İlimizde bu hizmetten yararlanacak olan yaklaşık 28 bin çocuğumuz var. Şu anda ilk etapta 9 diş hekimimiz aile diş hekimi olarak belirlendi ve çocuklarımızın kayıtları bu hekimlerimize atanmış durumda. Şu anda ailelerimiz Enables, çocuklarının Enables profilleri üzerinden, MADS profilleri üzerinden çocuklarının hangi aile diş hekimine kayıtlı olduğunu öğrenebilirler ve MADS üzerinden randevu oluşturarak muayenelerini yaptırabilirler. Biz muayeneye gelen çocuklarımızın öncelikle mevcut ağız diş sağlığını ve dişlerinin mevcut durumunun tespitini sağlıyoruz. Ardından bu tespitin ardından risk durumlarını belirliyoruz. Herhangi bir risk söz konusuysa bu riske karşı uygulanabilecek koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Örneğin koruyucu fissür uygulaması, fissür kaplama uygulaması, florür uygulaması gibi uygulamalarımız mevcut. Tedavi gerekiyorsa ilgili hekime yine yönlendirme yapılıyor. Tedavi için yapılması gerekenler hakkında hastamız bilgilendiriliyor. Ve takipleri bir sonraki periyodu hakkında yine gelen çocuklarımıza ve ailelerine bilgilendirme sağlanıyor. Amacımız çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı eğitimi vermek, diş bakımı, ağız hijyeni konusunda gerekli motivasyonu sağlamak, diş fırçası, diş macunu kullanımı hususunda, özellikle florürlü diş macunu kullanımı hususunda onlara bilinç kazandırmak ve koruyucu tedbirlerle ağız ve diş sağlığının düzenli şekilde devam etmesini sağlamak gayesindeyiz. Böylelikle ileride oluşabilecek daha büyük sıkıntıların, daha büyük rahatsızlıkların önlenmesini amaçlıyoruz. Ailelerimiz son derece memnunlar. Bazen randevu konusunda ufak tefek aksaklıklar yaşanıyor ama pilot uygulama olduğu için bunları kısa sürede gidermeye çalışıyoruz. Bakanlığımızla sürekli irtibat halindeyiz. Herhangi bir aksaklık yaşandığında bakanlığımızla irtibata geçerek bu aksaklığın düzeltilmesini sağlıyoruz. Ailelerimiz son derece memnunlar. Çocuklarımızın ayrıca diş hekimine ısınmaları, diş hekimi yani ağız diş sağlığı konusunda hizmet alma noktasında daha küçük yaştan itibaren bilinç kazanmalarını sağlamış oluyoruz. Ayrıca 2 yaşından itibaren tüm çocuklarımızın ağız ve diş sağlığına ait verileri, dişleriyle ilgili durumları kayıt altına alınmış oluyor. Bu da ileriki yaşantılarında onların diye yine diş hekimine muayene olduklarında veya ağız diş sağlığı gibi bir sorun yaşadıklarında çözüme ulaşma noktasında daha büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Aynen. Yani bazen şey oluyor, terimsel kelimeler oluyor.